Arkadaşlar merhaba, 3D Tasarım Çizim kanalına hoş geldiniz. Bugün derslere yönelik, üniversitelerde veya başlangıç düzeyine yönelik de olabilir. Parçalar çizeceğiz iki boyutta. Böyle bir çizim serisi oluşturacağım. Diğer çizim serisinden farklı olarak daha çok dediğim gibi yeni başlayanlara ve sınavlara yönelik basit çizimler olacak. Teknik çizimimiz burada. Şöyle bir parçamız var. Oldukça yeni başlayanlar için güzel bir parça. Birçok komutu yapabilecekleri, uygulayabilecekleri bir parça olduğu için bu parçayı seçtim. Dilerseniz hemen başlayayım. Öncelikli olarak yarıçapı 6, 11 ve 29 olan çemberlerimi çizeceğim. Buradan radyüsü seçtim. 6 11 ve 29. 11 son olarak. Şöyle de yapabilirsiniz bu arada. Ben en son hangi komutu kullandım? Circle. Tekrar Enter basıyorum. Gördüğünüz gibi geliyor. İkisinde yapıp hangisi kolayınıza geliyorsa ikisini de yapabilirsiniz. Daha sonra şurada yarıçapı 4 olan bir çemberim varmış ve merkezler arası uzaklık 34'müş. Hemen onu çiziyorum. Radius tıkladıktan sonra TK Enter diyorum. Başlangıç noktası belirledim. Sağda 34 gittim. Tekrar Enter'a bastım. Radyüsümü girdim. 4. Buradaki çemberimi de oluşturdum. Şimdi şu aradaki kanalı oluşturalım. 4 mm genişliğindeymiş. O zaman ortadan bir çizgi çizersem ben 2 mm yukarı, 2 mm aşağı offsetlersem kanal oluşturmuş olurum. Hemen yapıyorum. Şöyle bir çizgi oluşturdum. Offset dedim. 2 dedim. Böyle yukarı. Daha aşağı. Daha sonra trim enter dedim. Şu gereksiz yerleri bir trimleyeyim. Şekline bakıyorum. Şöyle komple şu ikisine de gerek yok. Hatta şurası da varmış. Şurayı da trimleyelim. Şuna ve şuna gerek yok herhalde. Bakalım başka bir yere var mı unuttuğumuz. Şu arası da varmış. Orayı da trimliyorum. Trim'e bastıktan sonra sağ klikledim. Trimledim. Evet. Şimdi şuradaki çemberleri oluşturalım. Yatayda uzaklığı 20,4. Dikeyde uzaklığı ise 22'ymiş. Hemen oluşturuyorum. Radyusu kaçmış? Radyusu da 12'ymiş. TK Enter dedikten sonra tıkladım. Aşağı 22'ye gittim. Sola ise 20,4 gittikten sonra tekrar Enter'a bastım. Radyosuma girdim 12. Gereksiz yere trimliyorum. Aynı şekilde yukarısı da 20,4 yatayda ve yukarı 22'ymiş. Hemen onu da çiziyorum. TK Enter diyorum. Tıkladıktan sonra yukarı 22. Sağa doğru da 20,4. Gittim ve tekrar Enter'a bastım. 12 olarak girdim. Ve trimimi yaptım. Şu an gördüğünüz gibi buradaki parçayı oluşturmuş olduk. Sağ tarafa geçelim. Burada da şu büyük çemberin bize yarıçapını vermiş. 12,4'müş. O zaman şu aradaki uzaklık bu çemberin çapı kadar olur. Yani 12,4 çarpı 2. Burada ben ortaya bir çizgi atarsam, onu yukarı aşağı 12,4 offsetlersem şu çizgiyi de bulmuş olurum aynı zamanda. Hemen yapıyorum. Böyle bir çizgi oluşturdum. Uzunluk çok önemli değil. Offset 12,4 dedikten sonra yukarı aşağı offsetleyeceğim onu. Şimdilik burayı oluşturduk. Daha sonra şuradaki arka oluşturalım. Bize ne demiş? İki tane yani ikisini kastediyor. Yarıçapı 24 olan bir çember varmış burada. Hemen onu oluşturalım. Tanjant radyusa tıkladım. Buna teğet. Bu çizgime teğet. Yarıçapım kaçtı? 24. Aynı şekilde buna teğet. Buna teğet. Yarıçapım kaçtı? 24. Trimliyorum gereksiz yerlerimi. Da bakayım bir şeklime.
Şuralar da gereksiz. Aşağısı uygun. Ancak yukarısı, şurayı trimleyeceğim. Çünkü şöyle şekil devam etmiş gördüğünüz gibi. ESC'ye bastım. Daha sonra şu şekli biraz uzatıyorum şöyle. F8'e bastım. Şurada bakın X'i yakalayacak şekilde. Daha sonra TR Enter diyorum. Sağ klik yaptım. Trim'e bastıktan sonra sağ klik yaptım. Sildim. Burayı da oluşturduk. Merkez arasındaki uzaklığı da vermiş bize. 46 artı 16'dan aslında ben şuradaki radyusu 12.4 olan çemberi de çizebilirim. 46, 56, 62. Yani şu merkezden 62 uzaklıktaymış. Hemen geldim, radyusa tıkladım. TK Enter dedikten sonra şurayı seçtim. 62 Enter Enter yaptım. Radyusum kaçtı? 12.4. Daha sonra trim'e tıklıyorum. Şöyle gereksiz yerleri, pardon, trim'e tıklıyorum. Sağ klik diyorum. Gereksiz yerleri bir trimliyorum. Hatta şunu silebiliriz. Başka ne varmış arkadaşlar? Tam bunun merkezinde yarıçapı 11.2 ve çapı 10 olan delik var, çember varmış. 11.2'yi çizelim. Radius'u tıkladım. 11.2 ve bu sefer çapa tıkladım. 10. Bu iki çemberimi çizdikten sonra bunları sola doğru kopyalayacağım. Ne kadar? 16 milim olacak şekilde. Kopya tıkladım. Şöyle ikisini seçtikten sonra Enter'a bastım. Sola doğru F8'e basıyorum. 16. OK dedim. Mesajı bastım. Bir trimleyelim. Böyle bir şeklimiz bir şeye benzesin artık. Kontrol Z edelim. Bunlar gitsin. Trimlemeyi daha sonra devam edelim. Şunları oluşturduktan sonra. Çünkü çok fazla şey gidiyor. Şöyle arkadaşlar. Tıkladım. Tanjant, tanjant da radyusa. Buna teğet, buna teğet. Yarıçapı 24 olan çember varmış. Buna teğet, buna teğet. R'si kaç? 24. Bu arada şunu trimleyebilirim. Şöyle şunu trimleyeyim. Bunları da sileyim. Aynı şekilde buna teğet, buna teğet. R'si 24 olan başka bir çember. Trim Enter dedikten sonra şuraları trimliyorum. Her yeri trimleyebilirim rahatça. Onu sileceğim. Delete yaptım. Ne kaldı? Buradaki kanalda delikleri de oluşturduk. Şu an sadece şuradaki çizgilerim kaldı. Onlar da 50'ymiş. Hemen onları da veriyorum. Aralarındaki uzaklık 50 ise ortadaki uzaklıklar kaç olur? 25. Offset 25 dedim. Böyle yukarı, böyle yukarı aşağı 25. Offset dedikten sonra konumunu ayarlayacağım. TR Enter dedim. Sağ klik yaptım. Pardon. Trim'e bastıktan sonra. Şunu da sildim. Farenin ortasında iki defa tıkladım. Gördüğünüz gibi şeklimizi oluşturduk. Şu an tekrar bir gözden geçirdim. Evet arkadaşlar, unuttuğumuz bir yer, eksik çizdiğimiz bir yer yok. Başlangıç düzeyinde güzel bir alıştırma oldu. Bundan sonra yine başlangıç düzeyindeki çizimlere devam edeceğim. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hakkında bölümünden benim Instagram'a ulaşabilirsiniz. Orada videolarımı daha kısa bir hale getirip daha bir görsel olarak izlenebilir hale getiriyorum. Burada da daha detaylı anlatım sunuyorum YouTube platformu üzerinden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.